Boy uzatma yöntemleri olarak iki yöntem arasında siz ne düşünüyorsunuz diye bir yine görüşüm soruluyor. Presize 2 ve kombine yöntemle ilgili Presize 2 haliyle hem cerrahi olarak bizim daha rahat uygulayabildiğimiz hem de hastanın sonrasında çok daha rahat hareket edebildiği, yatak içerisinde rahatlıkla istediği pozisyonda uyuyabildiği, yara iyileşmesinin çok daha hızlı olduğu bir yöntem olması ve de sonrasında manyetik olarak uzamayı rahat bir şekilde yapabildiği için haliyle Presize 2 yöntemi kozmetik boy uzatma için çok daha uygun bir yöntem. Kaynaması sadece bir tık daha geç olabiliyor kombine yönteme göre ve de bir sorun olduğu zaman kombine yöntemde sorunları dışarıdaki fiksatörle bir miktar çözebilme imkanı olduğu için daha rahat çözümler sunabiliyoruz kombine yöntemde ama Presize 2'nin de bir sorun olduğu zaman onu mutlaka cerrahi esnasında tekrarın o çivinin değiştirilmesi suretiyle tekrar bir cerrahi gerekebildiği için biraz daha zor olabiliyor. Tabii nadir olsa da görebildiğimiz şeyleri anlatıyorum size. Kozmetik boy uzatmanın aslında olması gereken yöntemi Presize 2. Kombine yöntemde son yıllarda popüler olması ve biraz daha komplikasyonları daha düşük olması hasebiyle önceki Ilizarov ve diğer yöntemlerle uzamalardan daha hızlı bir kaynama ve de operasyon esnasında Presize 2'ye göre üstüne yük verme açısından bazı avantajları var. Ama iki yöntemin de artısı eksisi bulunmakta. Gelen bütün hastalara da bu artıları eksileri anlatıp iki yöntemin de boy uzatma için ideal olarak kullanılabildiğini ama ikisinin de kendilerine göre artıları ve kendilerine göre eksileri olduğunu söyleyerekten bu tabii daha uzun bir konu. Bunu daha uzun bir şekilde madde madde de açıklanabilir. O daha uzun bir video olacağı için sadece bunu söylemem gerekiyor. Ama kozmetik istiyorsa ve de kilosu çok fazla değilse Presize 2 ideal bir yöntem.